Güzel. İyi bağladım hocam değil mi? Çok güzel bağladın. Aslında ben de çok o maçın çok keyifli bir maç olacağını düşünüyordum yani kendi o açımdan. Biz o maçı konuşalım o zaman. Nasıl bir maç olur? Yani mesela son seyrettiğim Galatasaray'da o özellikle o iki gencin o performansı, Kerem'le Halil'in kenarda diğer müthiş transferler otururken onların oynaması ve gösterdikleri başarılar dolayısıyla bu kadro zenginliğinin inanılmaz bir tavan yapması Galatasaray'da. Öbür tarafta o çocuklar biz geliyoruz dediler hocam. Aspor izleyenleri biliyordu zaten. Biliyorum zaten Kerem'in devamlı dedire getiriyorum. En son ettiriğini bu ettirikten önceki ettiriğini de naçizane ben anlattım daha yazın. 24 Erzincan Spor formasıyla bu ekranlarda ya da hat-trick bir daha anlatsana. Hocam çok güzeldi. O gollere kadar hat-trick yapsın. O Yunus Akgürük'ün de anlatmıştım yine bir kupa maçında. Yunus'un Galatasaray'da. Duygulandırıyor. Ya bunlar hocam. Güzel gençler şeyler işte. Cüneyt ne güzel bir doya şey. Doya Türk futbolu yeni bir yıldız kazandı. Yani şimdi Galatasaray formasıyla bir maçta hat-trick yapıyor. Gencecik pırıl pırıl bir çocuk. Yani önü çok açık. Üstelik hocam şimdi onun yazın mesela 3. lig ekibi 24 Erzincan Spor'da yapıyor. Aradan 5-6 ay geçince Türkiye'nin en büyük takımlarından Galatasaray'da yapıyor. Yani aşama da çok güzel değil mi hocam? Acaba Trabzonspor orada 24 Erzincan Spor'da sevgiler hani bir şey anlatmak için 3. lig takımı olduğu için küçümsediğimiz için değil. Bu açıklamayı da yapayım da. Erzincanlı için uğramayayım. Cüneyt. Bu arada Mete Kalkavan o açık bir şey. Musa Cengiz o şey maçından önce yapmış açıklama. Demiş ki vermeyin ve vermeyin. Sana Galatasaray maçı verildiği zaman kabul etme Mete Kalkavan. Allah aşkına kabul etme demiş Mustafa nedir? Cengiz. Demiş. Ama ben hatırlamıyorum. Ben bunları takip etmediğim için. Başkan o kadar çok konuşuyor ki senin takip etmen söz konusu değil. Yani. İzleyelim futbolun güzelliklerini. Evet. Ya Cüneyt bana soru sorduğunda cevap verebilir miyim? Tabii ki hocam estağfurullah. Yoksa biz çıkalım siz hatta yok, devam yani edin hocam. Ne demek? Yani Kerem'in o maçta diyorsun. Nasıl bir şeyler yapacağını merak ediyorum. Yani Trabzonspor'a karşı nasıl bir oyun? Mesela santrafor oynayan Halil değil mi? Halil. Dervişoğlu. Bir pozisyonda atınçla böyle birebir kaldılar. Uzadı gitti yanından. Bir süratle gitti. Yani süratli bir çocuk olduğu belli. Mesela Göztepe'nin defansında o gün problemler vardı. Acaba Trabzonspor'a karşı nasıl olacak? O Trabzonspor takımı o başka bir havaya bürünen Abdullah Hoca ile o takım Galatasaray karşısındaki bence çok önemli bir sınav olacak Trabzonspor açısından da bu maç. Sezon sonu planlamasını belirleme açısından, seneye hedefin belirlenmesi açısından Galatasaray öyle ya da böyle önemli, değerli bir takım. Neler yapacak Trabzonspor? Mevcut oyuncular neler gösterecek? Yani çok keyifli bir maç bekliyordum ben. Daha şimdiden maç başlamadan böyle bir açıklama böyle bir şey oldu. Yani içimiz burkuldu açıkçası. Doğru. Yani işin biraz da sağ tarafı ön plana çıksın istiyoruz artık. Tabii ki gündemde olmalı, konuşmalıyız. Ama çok da keyifli olmuyor bizim açımızdan bu konuşmalar yani. Büyük ihtimalle Kerem solda herhalde oynuyor. Karşısında Serkan oynayacak herhalde. Serkan'la karşı oynayacaklar. Yani 20'li yaşların başındaki iki tane Türk oyuncu. İki tane karşı evet. Karşı. İki hızlı oyuncu. Yani o da keyifli. Hayır, hızlı oyuncu, genç oyuncular, iki tane yerli oyuncu. O da keyif veren bir şey yani. Orta sahada nasıl bir şey olacak, rekabet olacak? Trabzonspor cephesine baktığında orada işte Baker var, Flavio var. Yani nasıl bir üçlüyle çıkacak, Berat var, nasıl bir şeyle çıkacak hoca bu maça? Bunları merak ediyorduk ama tabii hakemlerden başladık. Hakemlerden gidelim. Başlamak zorunda kaldık hocam. Bizim suçumuz değil. Açıklama geldi değerli ama döndük yeşil sahaya. Buyurun evet, Gaz Bey. Yok. Siz nasıl bir Galatasaray-Trabzonspor maçı hayal ediyorsunuz? Yani bir Trabzonspor cephesinden başlayalım. Nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacak? Abdülkadir Parmak'ın istikrarsızlığını mı Abdullah Hoca sahada görmek isteyecek? Yoksa net olarak her daim istikrar aldığı, ne oynayacağını bildiğimiz Flavio üzerinden mi kurgulayacak? Bence Flavio olacak maçta. Abdülkadir Parmak yerine. Öncelikle öyle söyleyeyim. Veyahut da Baker'ı yapıp Flavio bir şekilde sahada olacak Flavio'da bence. Flavio'da kal abi. Flavio'da kal. Ne olur. Baker'ı sokma oraya. Ha tamam sen Baker'ı sevmiyorsun. Baker'ı ama sokma oraya. Galatasaray'ın son maçtaki oyunu en azından Taylan, Jason Fernandez ve Emre Kılınç'ın dahil olması. Halil Dervişoğlu'nu hocam çok daha iyi anlatır ama niçin bir oyuncunun Avrupa'da eğitim alması gerektiğini görüyoruz Halil Dervişoğlu'nda. Süper hızlı bir oyuncu mu? Değil. Ama o kadar iyi pozisyon alıyor ki o açığını o pozisyon almasıyla kapatıyor. Golde bıraktığı top mesela çok net. Yani tabii. Aslında süratli de bir oyuncu. Çok ağır yani biraz fuleli olduğu için evet. Çok süratli gözükmüyor. Çabuk gözükmüyor ama
O dediğim gibi Atınç da birebir kaldığı pozisyonda yürüdü gitti. Tabii yani. 20-25 metrede o patlayıcılığı verir. Öyle ifade edelim. Galatasaray'ın oyunundaki temel problem ne olabilir? Stoper hattı olabilir yine. Çünkü hani Diabate'nin muazzam jeneriklik golünü yerken bile çok ciddi yanlışlar yaptı Galatasaray. Bir, hani ben onu Sleven Bilic'e sormuştum. Atınç Nukan oynamıştı Olimpiyat Stadında. Beşiktaş-Bursa Spor maçı. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maç. Öyle söyleyeyim. 2013 hatta 2014'tü galiba. Maç boyunca şu dikkatimizi çekti. Sürekli direkt toplarda mesela Atınç Nukan hiç çıkmadı Fernando'yla. Fernando'nun indirdiği her yerde Beşiktaş bir fazla kişi oldu topu indirdiği yerde. Sonra maçtan sonra ben sormuştum Sleven Bilic'e. Siz özellikle böyle mi hissettiniz diye. Evet, Fernando'yla bir hava topuna çıkıp alamamasındansa, yerini boşaltmasındansa biz onun hava topuna çıkmasını istemedik demişti Atınç Nukan'dan. Şimdi iş Atınç'a geldiği için aklıma geldi. Ya gole bakalım, muazzam gole, Göztepe'nin golünün gelişimine. Bir direkt topa hem Kerem Aktürkoğlu hem Taylan zıplıyor. Topu indirdiği anda Jovic bir kere boşluğu verdiniz. Yani iki oyuncunuz zaten oyundan düştü. Sonra Marka offside'a bilerek giden, yanıltıcı koşuyu yapan Soner'e gidiyor. O kadar boş kalmasının cezalarının temel sebeplerinden birisi o ve muazzam da gol izledik bu arada. En son Peter Crouch'tan izlemiştik herhalde Galatasaray'a böyle atılan. Ama herkes izledi. Değil mi? Yani saha içindekiler de herkes izlemişti. Saha içindekiler de izledi hakikaten. Öyle bir sıkıntı vardı. Karagümrük maçında Galatasaray yine stoperlerinin sürekli böyle dalgınlığından çok pozisyon verdi. Daha Endağan'ın direkten dönen topu, iki tane köşe vuruşunda bir Balkovets'in bir de Enzo Roca'nın vuruşları vardı. Bunların hepsi Tonk'la Marko'nun tamamen alanı unutmasından ve başka işler peşinde koşmasındandı. Abdullah Avcı da buraya çalışacaktır muhtemelen. Hani ben oyuncuları nasıl dolaştırırım ve hücum yapabilirim? Bakasetas'ı oraya nasıl sokarım? Orada Bakame'yi oraya nasıl sokarım diye yapacaktır. Ama birincisi bence Galatasaray'ın orta sahası üçlü oynama anlamında. Teker teker değerlendirmiyorum. Üçlü değerlendirdiğim zaman daha iyi ama Kerem Aktürkoğlu ve yine bir Halil Dervişoğlu performansına da ihtiyaç duyacak. Çünkü Trabzonspor'un da en iyi olduğu yer stoper ikilisi. Vitor Hugo, Edgar Iye. O değişik bir eşleşme olacak Halil Dervişoğlu ile şey arasında. Trabzonspor'un savunması arasında. Ama Halil Dervişoğlu şunu yaptı. Pardon şunu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu bu kadar pozisyona girirse hiç çizgiden topla veyahut da topsuz kat ettiğini gördük mü biz çizgi üstünde Kerem Aktürkoğlu'nun? Halil nerede dolaşsa Kerem Aktürkoğlu onun civarındaydı. Onun ekseninde konumlandırılmış bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Halil de bu işi çok iyi yapıyor. Niçin? Hollanda'da eğitimini aldığı için. Yani onun amacı zaten Hollanda olduğu için Hollanda'da zaten kenar forvetleri oraya sokmakla mükellef bir eğitimden geçti. Halil Dervişoğlu onu da çok iyi yapıyor. Trabzon açısından bakarsak Mehmet Emin Onur. Valla Trabzon açısından da Trabzonspor'un işte hücum, işte Ilgaz'ın saydığı maçlar var. Hiçbir rakip Trabzon kadar o hücum anlamında yetenekli oyunculara sahip değil. Dolayısıyla o stoper ikilisi özellikle ben Luyendam'a geldiği günden beri benim için hani fiziksel anlamda çok üstün bir oyuncu, çok farklı özellikleri olan bir oyuncu ama aynı zamanda devasa bir el bombası. Ben o şekilde bakıyorum. Özellikle sakatlıktan kötü döndü. Özellikle hücuma çıkarken böyle özgüvenin üstünde bir şey o. Küstahça bir özgüveni var. Hücuma çıkarken kaybettiği toplar var. Genelde onları fiziksel üstünlüğüyle dönüp bir şekilde kazanıp hatasını telafi edebiliyor ama Trabzonspor karşısında bu tür hataların bedeli ağır olabilir. Bu arada ondaki arazlar Marka'yı da olumsuz şekilde etkilemeye başladı diye düşünüyorum. Benim için de hem Keremli Halilli hücum hattının Trabzon savunmasıyla gireceği mücadele hem de Galatasaray savunmasının Trabzonspor'a vereceği reaksiyon. Son derece keyifli bir maç bekliyorum. Ümit Ağam, sizin de noktayı koyalım. Galatasaray Trabzonspor maçını okurken Göztepe performansını okumazsa başta Galatasaray olmak üzere müthiş yanılgıya düşerler. Hocamın öğrencisidir. Benim de çok değerli bulduğum bir oyuncu. Ama yani Atınç'ın karşısında yapılan Halil ve Kerem atakları birkaç tık daha iyi stoperle karşılaşınca ne olur soru işareti. Çünkü Atınç zaten yani Göztepe'de bu seneye kadar diğer takımlarda da çok büyük performans göstermiş bir yetenek değil. O anlamda Galatasaray rahat iş buldu, rahat alan buldu oralarda. Trabzonspor karşısında bunun olmayacağını en başta Fatih Hoca biliyordur. Ben buradan ne hocaya ne oyunculara seslenemem ama taraftarlara. Yani Göztepe maçını doğru ve iyi okumak lazım gelir. Bir de Abdullah Avcı elindeki oyuncu kadar rakibin analizini çok daha iyi yapan bir teknik ekip
ile çalışıyor. Yenecek oyuncu grubu kadar rakip analizde çok daha iyi yapan bir oyuncu grubu.